Herkese merhabalar, hepiniz Azide Hobi'ye hoş geldiniz. Bir alışveriş videosuyla evet karşınızdayım. Şimdi hemen aldıklarımı göstereceğim. Öncelikle son videoyu izlediniz mi? Bir önceki videoda favoriler videosuydu. Hatta iki önceki video favoriler videosuydu ve orada ben en beğendiğim ürünleri gösterirken bittiğini çok üzüldüğüm bir ürün vardı. İşte bu. Roberto Cavalli'nin Paradiso Azzurro isimli parfümü ve ben bu parfümü yeniledim bile. Harika, baharatlı, çok leziz bir parfüm. Bunu aldım. Gördüğünüz gibi Douglas'tan. Douglas'ta %20 indirim vardı ve ondan faydalandım. Çok güzel parfüm. Bunu bir deneyin. Şöyle bir şey. Mesela geçen de kuzenim geldi. O çok beğenmedi. Baharatlı, oryantal, ferah ama çok yoğun, etkili bir koku. Etkili bir parfüm daha doğrusu. Beğenilecek parfüm bence. Bence çok güzel. Ben bayılıyorum. Hastasıyım ben bu parfümün. Şöyle biraz eğilim. Şöyle. Sonrasında tek kendime tabii ki almadım. Büyük bir alışveriş yaptık. CA'da yani C.A'da da %20 indirim vardı. İşte kızma mont, işte bayağı bir kıyafet alışverişi de yaptık ama onları çekersem çok uzayacak diye ben onları göstermek istemiyorum. Sadece kozmetikten devam edeyim. Eşime Dior Savage Eau de Toilette. Bu çok güzel bir parfüm. Benim parfümüm 50 mililitreydi. Bu 60 mililitre ml mililitre. Bu Savage'ın kokusu da gerçekten bazı parfümler çok böyle feminen gibi oluyor. Bazıları da yoğun böyle çok tatlı, baharatlı, biraz vanilyası ağır basan çok güzel parfüm. Ama bütün parfümleri tende denemek lazım. Her ciltte farklı çünkü herkesin pH değeri farklı olduğu için o yüzden herkes de farklı. O yüzden öyle oluyor. Ben şu poşeti tamamen bir kaldırayım. Bu da yine bana değil. Bu da eşime. Farkındaysanız alüminyumsuz alıyoruz bunları. Ve ben bu Impulse'dan vazgeçemiyorum. Çünkü gerçekten harika bir deodorant bu. Parfüm kadar etkili bir kokusu var. Ben bunun yıllar önce en az 10-14 yıl önce yine ince ama mavi şişesini kullanıyordum. Maalesef ben o mavi şişeyi bir türlü bulamıyorum. Herhalde kaldırdılar diye düşünüyorum piyasadan. Ama bu da o kadar güzel kokuyor ki vanilya. Sıktığınız zaman her taraf misler gibi kokuyor. Daha Douglas'tan çek gelmişti bana. Aslında Chloe'nin vücut losyonunu vereceklerdi ama kalmamış maalesef. Çok da sinir oluyorum böyle olduğu zaman. Çünkü ben çok hevesli bir şekilde Chloe'nin vücut losyonunu bekliyordum. O olmayınca üzüldüm açıkçası. Bu da Hugo Boss'tan. Boss the second for her. Benim için tabii ki. Bu shower gel. Banyo jeli. Yani ben vücut losyonunu gerçekten böyle hevesle bekliyordum ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Olmadı. Şimdi bu Kylie rujlarına çok alternatif gösterilen hatta Alman blok yapan ya Lamia'ydı, Lamia Slimani veya kızın ismini unuttum, Fanny Pilgrim. Onlardan bir tanesinde görmüştüm ve bu rengi ve ben bunu aldığım gün İstanbul'la bağlantıdaydık.
Ben bunu sürdüğümde ablam buna bayıldı. Renk gerçekten çok güzel falan dedi. En güzeli de ne biliyor musunuz? Şöyle göstereceğim. Öbür açıyı değiştirelim. Çok güzel bir kalıcı. Kalıcılığı gerçekten çok güzel. Ve mat bitişli bir ruj. Ne olduğunu söylemedim tabii ki, değil mi? NYX'in Lingerie ismindeki rujları bu. Ve bu renk o kadar bir tatlı durdu ki. Hemen ismini söyleyeyim. Exotic de herhalde bunun ismi. 12 numara. Evet. Exotic. Gerçekten çok güzel. Dediğim gibi o Kylie'nin rujlarına alternatif olarak gösteriliyor NYX'in. Zaten bu serisi gerçekten çok başarılı. Şimdi bir Douglas bir DM yapacağım. Yine bu DM'den bir ürün. Ben bunlardan iki kere daha kullandım. Kullanıyorum. Belirli bir süre sonra artık iyice pislendiği zaman çöp atıyorum tabii ki. Bu %100 bitkisel olan süngerlerden. Bunları böyle ikili paketler halinde DM'lerde satılıyor. Yüz temizlemek için gerçekten bunlar harika. Tavsiye ederim eğer hiç kullanmadıysanız. Makyaj temizlemede çok başarılı iki tane ürün. Böyle yıkıyorsunuz ve yüzünüzü güzelce temizliyorsunuz. Sonrasında DM'den devam ediyorum. Bu Febreze'in herhalde bir 9-10. kez kullanıyorumdur ben bunu. Bu yeni çıkmış elma Apfelzimt tam dönemlik. Yani harika koku, elma ve tarçın kokusuyla. Denemedim ama diğer bizim öbür arabaya koyduk. O eşim dedi harika kokuyor falan dedi. Zaten pek şüphem de yok yani. Çünkü elma ve tarçın evde yağsını kullanmışım daha önce de. Biraz şöyle tehlikeli oluyor bu yağlar. Şöyle ki tatlı tatlı koktuğu için sanki böyle insana hani şeker ihtiyacını hatırlatıyor sürekli. Hani böyle şekerli bir şey olsa da yesek falan gibi. Bilmiyorum bakalım arabada nasıl olacak. Ama dediğim gibi bu Febreze'in daha önceden başka birçok ürünü kullandım. Bunu da ilk defa kullanacağım. Elmalı ve tarçınlı. Harika kokuyor şu anda bile. Arkasında kağıdı var. Şunu bir tık yapıyorsunuz. Islak mendillerinden bu kremli temizleme ıslak mendilleri biliyorsunuz. Hemen çekmeceyi açacağım ve göstereceğim. Ben en memnun kaldığım markalardan bir tanesi yüz temizleme ıslak mendillerinden Nivea oldu. Bundan önce Garnier'in de denedim. İşte Ebeli'nin kendi markasını da denedim. Birkaç tane hep böyle farklı farklı olan markaları kullandım. Ama Nivea'nın harika. Yani yüzünüzü eğer yıkamadan makyaj temizleyecekseniz hani bazen oluyor her zaman böyle yıkayarak olmuyor yani. Ama o zaman hem derinlemesine bir temizlik yapıyor hem cildiniz eğer hassassa yıpranmadan temizlenmesini sağlıyor. O yüzden benim çok beğenerek kullandığım ürünlerden bir tanesi oldu Nivea. Ve bunu da ilk defa kullanacağım. Ve nedense bunda da hiç şüphem yok. Yani kötü çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. Aldım. Bir tane neyse açayım öyle görelim. Fiyatı üstünde yazıyor. Söylememe gerek yok herhalde. DM'de çünkü bunlar şu anda her yerde böyle kutular, indirimler vesaire. Oldukça fazla seçenek var. Ve en güzeli de içinde ne var? Tata, Nurgül bundan kullanıyordu. Şey Dedim dedim kaldım. Şu. Bunu size test edip göstereceğim nasıl durduğunu da. Bu arada Axe'ın Dark Temptation ismindeki şundan bahsediyorum yani. Şu seti.
bunu tabii ki de test edeceğim. Allah Allah, ben de bir şeyi de yıkıp kırmayayım yani. Dezodorantları da çıkarayım. Zaten Axe eşim çok severek kullanıyordu. Bunları da eminim severek. Bir tanesi Essence'in kaş jeli. İçinde minik minik kılcıklar olan bu minik tüyler. Bunların bir ismi vardı. Hatırlamıyorum şu anda. İsmini çıkaramadım şu anda. İsmi neydi bunların? Unuttum. Ondan sonra bir tane de ben bunu, bu top kotmuş. Bilerek almadım ama kirpiğimdeki etkisi inanılmaz güzel. Bayıldım buna. Baz gibi bir şey yani. O yüzden bunu size tavsiye ederim. Eğer böyle bir ürün alıyorsanız 3 euro falan civarındaydı. Essence'den. Yine bu da Essence'den. Ve son olarak da son kez şunu da göstereyim. Buna bayıldım. Dudaktaki duruşu harika. Kızlar, benden bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sağlıkla ve hoşça kalın. Tschüss.